Transferle ilgili birazcık ayrıntı paylaşmak istiyorum. İki oyuncuyu da Musrati'nin de Muçin de çünkü enteresan bir de maddeler var. Zorunlu satın alma maddesi var Musrati'de. Bir detayları paylaşalım. Önce ilk olarak Muçi'yi söyleyelim. 22 yaşında oyuncu 3,5 yıllık bir anlaşmaya varıldı. Arnavut futbolcuyla ve 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Arnavutluk milli takımında da görev yapıyor oyuncu. Bu sezon 31 resmi maçta forma giymiş. 4 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere toplam 9 golü var. Ekrana da bilgiler geliyor. Sonra da Musrati transferinin ayrıntılarını da paylaşalım. Ki Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan bir oyuncuydu. Libyalı ön libero. O da kiralık olarak kadrosuna katıldı. Beşiktaş'ın Ağustos 2020'den bu yana Braga'da oynuyor. 27 yaşında. Bu sezon 20 maça çıktı. 4 gol 1 asist üretti. Bu oyuncunun transferinde de zorunlu satın alma maddesi var. O da yaklaşık 11 milyon euro. Onu da söylemiş olalım. Tabii bonuslar vesaire başka detaylar da var. İki transfer. Zor bir sezon geçiriyor Beşiktaş. Servet Çetin'le böyle başlamak istiyorum transferlerle ilgili konuşalım. Beklenti çok düşük şu anda evet. Beşiktaşlıların gözünde tabii ama iki oyuncu özelinde ve genel anlamda kadroyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Şunu söyleyebilirim net. Büyük takımda hedeften koptuğunuz zaman gerçekten o sezon bitmek bilmiyor. Zaten şu an gözlemlediğim kadarıyla, maçlarını da izlediğim kadarıyla da özellikle içeride oynadıkları maçlarda oyunculara zul geliyor artık o maç. Çünkü taraftarında gol gelmediği zaman, işte rakip önde olduğu zaman, baskı yaptığı zaman oyuncular çok etkileniyor. İnanın şu an Beşiktaş takımı deplasmanda çok daha rahat oynuyor oyuncuları. Kötü maçta, gidince takım öyle oluyor, evet. Büyük takımda özellikle hedeften koptuğunuz zaman sezon bitmek bilmiyor. Özellikle de içeride oynayacağınız maçlarda sıkıntı yaşıyorlar. Hem motive olma anlamında kendi taraftarları tepki yaptığı zaman büyük bir sıkıntı yaşıyor oyuncular. Geçmişte bizim de başımıza geldi. O yüzden dediğim gibi Beşiktaşlı oyuncular dikkat edin, deplasmanda oynadıkları maçlara daha özgüvenli, daha rahat oynuyorlar. Ve skorları da genelde deplasmanda alıyorlar. O anlamda dediğim gibi bunu net söyleyebilirim ama bir teknik direktör gözüyle Beşiktaş'ı değerlendirecek olursam ben nerelere transfer yapardım mesela? Ben tabii ki takip ediyorum Beşiktaş'ı, bütün takımları keza. Bir ön libero ihtiyaçları vardı, evet, aldılar. Aldılar. Artık senenin takımını yapıyorlar bence. Bir 10 numaraya da ihtiyaçları vardı, onu da aldılar. Bence oyuncu forvet de oynuyormuş zaman zaman. Zor ya, çok verimli olamaz. Bence sezon sonuna kadar Muleka ile götüreceklerdir diye düşünüyorum. Muleka da aslında kötü forvet değil. Zaman zaman kenara çektiler, kenarda oynattılar, istedikleri verimi alamadılar. Aslında tam bir merkez oyuncusu Muleka. Ben gerçekten beğeniyorum. Tabii ki büyük takım oyuncusudur, değerlendirilebilir. O insanların fikirlerine göre değişebilir ama sağ bek aldılar. Giden Rozier çok iyi oyuncudu. Keza Onur iyi oyuncu bence. Ama stoper almaları gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Senenin takımını hazırlamak istiyorlarsa. Bir stoper de şart, forvet şart ve en büyük eksikleri de kenar oyuncuları. İyi bir kenar oyuncuları da alırlarsa. Genel iskelete bakacak olursak Beşiktaş'ın kadrosu iyiydi. Ama dediğim gibi işte Aboubakar'ın, Rozier'in gitmesi, kadro dışı kalmaları biraz o da handikap oldu Beşiktaş için. Dediğim gibi bu bölgelere de oyuncu takviyesi yaparlarsa senenin takımını şimdiden oluştururlar. Şu anda göze çarpan en büyük eksiklikleri bu bölgelerdeki mevkiler. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir teknik direktör olarak çok teknik adam değişikliği yaşandı, evet, Beşiktaş'ta. Ve ülkemizde hani öyle. Genelde evet, alışıyoruz buna. Şimdi çok tecrübeli bir hocadan işte yardımcısı Burak Hoca geçti. Evet. Sonrasında Rıza Hoca. Arada hani bir de Serdar Hoca da takımı idare etti. Şimdi de yine çok tecrübeli, evet, bir isim var. Fernando Santos ama çok böyle hızlı bir değişim oldu. Evet. Ve hiçbiri de tam anlamıyla taraftarın o hani beklediği değişimi yaratamadı. Şimdi burada bir hoca gözüyle merak ediyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Yaratmaları problem çok, ne? Yaratmaları çok zor. Bir kere hepsi, her hoca, sonradan gelen hocaların hepsi diyeceklerdir. Bu takımı ben oluşturmadım. Evet. Gayet haklılar. Yani çünkü kimisine göre iyi oyuncudur. Farklı hocaya göre ben yani oynatamayacağı, onun tarzı olmayan bir oyuncu olabilir. İşte bu dönemlerde gelmek zaten sıkıntı oluyor. Şimdi ne, evet, kadar isminiz olursa olsun, ne kadar kariyeriniz olursa olsun işi yapacak oyuncular. Yani dediğim gibi büyük takımda işte bu hedeften koptuğunuz zaman bunları bu işin içerisine motive etmek çok zor oluyor. O yüzden
işte Burak olsun, Rıza Hoca olsun, şimdiki hoca, gelen hoca olsun, en büyük sıkıntıları oyuncuları sahaya motive edemiyorlar. Çünkü hedef yok. Bitti, Türkiye Kupası kaldı, o da işte son anda 88'de mi 90'da mı attılar golü, öyle Antalya'yı elediler. O da olmasa çok çok daha büyük problem olabilirdi. Belki şimdi kupanın vermiş olduğu avantajdan dolayı belki oyuncuları motive edebilirler ama dediğim gibi büyük takımda en büyük sıkıntı hedeften koptuğunuz zaman ve hedeften de Beşiktaş çok erken koptuğu için bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Yani hocalar da çok fazla dokunamaz. Ama ben ilk Şenol Hoca bıraktığı zaman kadro yapısına bakıyordum. Gerçekten çok iyi bir kadrosu vardı. Birkaç noktaya transfer yapılsaydı eğer o kadroyu koruyup işte Aboubakar olur, Rozier gibi oyuncuları da tutup birkaç noktaya transfer yapsalardı bence sezon sonuna kadar Beşiktaş çok yaklaşmasa bile zorlayabilirdi diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi en büyük sorun hedeften kopması büyük takımın. Hocaların da en büyük sıkıntısı bu. Savaş, sana dönmeden bir izleyici mesajı okumak istiyorum. Bizim böyle sadık izleyicilerimiz oluyor hocam son sayfada. Hep izleyen, yıllardır izleyen onlardan biri ve bir Galatasaraylı. Murat Güloğlu yazmış. Servet Çetin deyince Ali Samiye'nin kapanış, Rams Park'ın açılış golü aklıma geliyor. Evet. Yeni nesil bu iki maçı açıp baksa harika bir forvetimiz vardı diyecek Servet Çetin. Ne demiş? İşin ama o golcü bir stoperdi. Hoş geldin son sayfamıza demiş. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Ne güzel. O maçları, böyle o maçları canlı canlı izlemek. Demin içeride de biz nostalji yaptık, evet, hocamla beraber onları konuşarak. Hatta Eskişehir formasıyla attığı yine bir efsane gol var. Herkese nasip olmaz. Yani bugün Aslantepe kaç yüzyıl mı diyeyim artık bundan sonraki, evet, süreci ne kadar sürer bilmiyorum ama çünkü Ali Sami Yen stadında biraz daha olsa kapanış golünü de o atacaktı yani hocam. Evet. Ama Aslantepe'de birinci golü atmak o statta. Bugün adı Rams Park ama Aslantepe hep kalacak. O yüzden ben Aslantepe diyorum Rams Park olarak. Güzel bir şey, güzel bir duygu hocam. Herkese nasip olmaz ya, açılış maçında. Her 300'lü tabii gollerde, yani 100'lü gollerde adınız çıkacak çünkü. Yani orada siz de biliyorsunuzdur, o ilk Ajax'la maç oynamıştık. Hazırlık maçı, evet, biliyorsunuz o stadın. Golsüz bitti. 0-0, o kadar hücum oyuncusu var, bir gol atamadık. Hatta şeyi hatırlıyorum, Ayhan Akman bomboş kaleye kaçırmıştı golü. Yani kale bomboş, topu yukarıya vurmuştu. Sonra akabinde Sivas Spor'la oynadık. O maçın da 76 mı o civarlarında bize nasip oldu. Yine iki takımda o kadar hücum oyuncusu var, bizde o kadar hücum oyuncusu var. Allah nasip etti mi bir şekilde oluyor işte. Bize nasip etti. Çok da güzel ama aynen, böyle olması. Güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir başka sadık izleyicimiz Selman Bey de demiş ki iki yorumu var. Bir de transferlerle ilgili. Milli takımımın demiş parantez içerisinde Arnavutluk en formda oyunculara Türkiye Ligi'ne transfer olmuş. Evet, bir de Muya'yı söylüyor, Samsun Spor'u söylüyor, bir de Muçi'yi söylüyor. Tuttuğum takımın efsane stoperi de yıllardır kaçırmadığım programa ilk defa konuk olmuş diyor. Evet. Ama bu gece de kaçıracağı tutmuş. Etmediler, ne yapalım. İzleyemeyecekmiş, kaçıracağı tutmuş. Şu kupa maçları olmasaydı daha önce birlikte olacaktık. Şimdi hocamdan sen o soruyu devam ederken bundan sonraki Avrupa maçları var. Evet. Yine burada olduğu zaman ara ara göreceğiz. İnşallah. Hatta bak şimdiden söylüyorum. Bugün kendisine geldiğiken söyleyecektim ama burada söylüyorum. Bir saz. Ben çünkü Türkü Serhat Baba'ya hocam, selamlar yazmış Selman Bey. O Türkü'yü burada inşallah sazı bir dahaki programda göreceğiz. İnşallah siz isteyin yeterken. Evet, çok güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Mesajlarınızı okuyacağım. Evet, çok fazla merak ettikleri şey var, sordukları şey var. Bazıları belki cevaplamak istemeyeceği sorular da var ama elimizden kıyaslamalar gelince soruyorlar tabii ki Fenerbahçe, evet, Galatasaray. Ama konuşacağız hepsini, soracağım. Şimdi bir de El Musrati'nin röportajı var. Hüseyin Yücel ile birlikte neler söyledi, açıklamalarına bir bakalım. Getirelim ekrana Beşiktaş'ın yeni transferinin. Sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Evet, iki transferin de ayrıntılarını paylaşmıştık. Musrati'nin de tekrar edelim, zorunlu satın alma maddesi var, opsiyonu demiyoruz. Şimdi ben ekrana bir Beşiktaş'a gelenleri ve gidenleri getirip iki konuğuma da değerlendirmeler yapmalarını isteyeceğim iki konuğumdan da. Az önce de paylaştık zaten El Musrati ve Muçi transferleri bugün gerçekleşti. Ondan önce Joe Worrell transferi olmuş ve ilk olarak da Svensson transfer edilmişti. Bu dört oyuncu geldi. Gidenler Rozier gitti, Erik Bey gitti, Onana gitti, Emrecan Bulut ayrıldı takımdan. Ayrılanlar da bu şekilde. Şimdi mevcut kadroyu düşünecek olursak, gelen oyuncuları düşünecek olursak nasıl yorumlarsınız? Savaş, seninle başlayayım, sonra Servet Hoca ile devam edelim. Bir defa Beşiktaş yönetimi biraz taraftarın böyle tam umudunu kaybetmişken son gün müthiş bir heyecan. Bir ışık oldu, yaktı diyorsun. Bir ışık yaktı ve Sayın Başkan özel uçakla gidip iki futbolcuyla beraber dönmesi
Açıkçası çok beklenemedi dersen dün Kartal Yiğit'in ifadesine göre yayında söylediği zaman biraz tabii umutlandırmıştı. Beşiktaşlılar sevinçti şu anda. Çünkü bugün son günden acaba umutsuzluk vardı. Orta saha gerçekten çok güçlendi Melike. Yani şöyle bakıyorum. Demin hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin orta sahasına bakıyorum. Yani Jetson, Muslati ve Mucci üçlüsü oldukça iyi bir orta saha olacak. Bundan sonraki süreçte maçlar biraz daha hareketli olacak. Başkan hiç ortalarda yoktu. Hani evet. Derler ya bir çıktı bir çıktı diye. Gerçekten de ola. Orada Hüseyin Bey'i de kutlamak lazım. Beraber gittiler Beşiktaş'ın yönetici. Dolayısıyla hani Beşiktaş için iyi bir hoca. Hoca için de çok Portekizli olması oyunculardan bir tanesi. O ligi bile olması. Hep sessiz kaldı. Son Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra Furkan sormuştu transferi. Bu işler benim işim değil demişti hoca. Orada da çünkü herkes transfer için ne söyleyeceğini, acaba yeni bir gerilim olacak mı diye. Demek ki kendisi de bekliyordu. Kutlamak lazım başkanı. Tekrar söyleyeyim, uzun zamandır ortada yoktu. Bir çıktı, bir çıktı. Samet Aybaba bu takımın her şeyi benim diyordu. Bu takım benden sorulur diyordu. Tek patronu benim diyordu. Tek patronu ya da en önemli patronun Hasan Arat olduğunu son dakikada bize gösterdi. Bence Beşiktaş şu anda yeniden ben bu yarışta olacağım demeyecek ama evet. Avrupa için her şeyi ortaya koyacak. Hem Avrupa hem Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bu orta saha şu anda çok güçlü bir orta saha oldu. Hocanın belki oyun sistemini değiştirecek. Aboubakar nerede olacak, nasıl olacak? Çünkü o dönüşü ben hep Aboubakar'ın hocanın sisteminde yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü o 4-3-3 oynatıyor hocam. Yani her hocanın sisteminde oynar diye düşünüyorum ben Aboubakar yani. Faydalı bir oyuncu. Üçlü de oynatırsın ileride. Tek forvet de oynatırsın. Kanatta da atarsın. Çift forvet de oynatırsın. O da girdiği zaman çok başka bir Beşiktaş izleriz diye düşünüyorum. Hocam sen nasıl yorumlar? Gidenlerle alakalı sadece Rozier. Yani kalmış olsaydı Beşiktaş için çok büyük artı olurdu. Çünkü gerçekten iyi bir sağ bek. Şu anda almaya kalkarsanız öyle bir sağ beki bulmak gerçekten çok zor. Hem dinamik hem atletik hem hücumda var hem savunmada var. Bu tarz oyuncuları bulmak gerçekten çok zor. Ama alınan oyuncular içerisinde dikkat ettim. Çok dikkat edemedim de pardon. Stoper yanlış anlamıyorsam yok yani transferlerde. Bence stoper anlamında da sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. İyi bir stoper almaları gerekiyordu. Belki de bu sezonu artık yok sayıp önümüzdeki sezon alacaklardır ama kesinlikle orada bir eksiklik var. Ve Semih geldi tabii. Ben kenar oyuncusu sezon başından beri söylüyorum ihtiyaçları var ama şu an Semih iyi bir performans sergiliyor. Daha da iyi olacak diye düşünüyorum ama kenar oyuncusu da Beşiktaş'a bence şart. Bence sezon sonuna kadar böyle idare edip bu siz de şahit olursunuz dediğim bölgelere de çok iyi oyuncular bakıp alacaklardır. Yani yaz transfer döneminde de ciddi bir mesai bekliyor aslında. Kesinlikle olması gerekiyor. Kesinlikle zaten çünkü bu kadro bence yeterli olmaz. Şimdi biraz izleyici yorumları. Miraç Boran yazmış. Servet Çetin'e selamlar. Trabzonspor Eskişehirspor maçında Avni Aker stadında bütün takımı çalımlayıp bize gol atmıştı. Çok efsane goldü yediğimiz o güzel golü hiç unutamadım. Hayatım boyunca attığı aşırtma golü bu kadar güzel olamazdı demiş. İyi yayınlar demiş size. Ya o maç enteresan. O maçtan sonra ben işte Eskişehir'de oynuyorum. Kupa maçları oynadık. Anadolu takımlarına gittik. Her gittiğim statta Messi diye bana bağırıyorlardı. Böyle birkaç hafta öyle gitti. Ya dediğim gibi orada da 2-0 öndeydik Trabzon'a karşı. Eskişehir'de bilmem çok uzun süredir galip gelemiyordu o statta. 2-0 öndeydik. Onun da skorunu da vermiş olduğu rahatlıkla dedim bir alayım bir topu gideyim dedim. Nereye kadar gideceğim bakayım. Zaten Ersun Hoca da tepki gösteriyor kulübeden. Yani o maçta görüntülerde vardı. Ya bu nereye gidiyor falan böyle hareketler yapmıştı. İşte topu sürdüm. Rakip takım oyuncuları da bana işin açıkçası böyle nasıl diyeyim yani işimi kolaylaştırır gibi. Yani dedim birini geçiyorum ötekini de geçeyim falan derken bir baktım ceza sahasına kadar gitmişim. Orada da bir vuruş yaptık. Güzel de bir gol olmuştu. Tabii işte insanlar tabii böyle güzel şeyleri hatırlıyor. Benim için de güzel bir goldü gerçekten. Hocam çok enteresan şeyler var ya. İşte dönüm noktaları var bende. Kalecilik var. Kalecilik var. Penaltı kurtardım. Böyle bir penaltı kurtarması da var. Yani hakikaten herkese nasip olmayacak futbol içinde. Stoper oynuyorsun, golcü oluyorsun, penaltı kurtarıyorsun. Tarihin önemli gollerinden birini atıyorsun. Milli maçında içinde bir sürü var böyle. Milli maçları konuşacağız ilerleyen dakikalarda.